Batman'ın organize sanayi yolu, halk dilinde de ölüm yolu olarak adlandırılan bölgede uzun zamandır, yıllardır sürekli kazalar, ölümlü kazalar meydana gelmekte ve sürekli ilgililer hakkında da gerekli talepler, başvurular yapılmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Oranın ne aydınlatılması, ne çevre düzenlenmesi, güvenlik amacıyla herhangi bir şekilde bir çivi bile çakılmadı yıllardır. Özellikle geçtiğimiz hafta 4 kişinin, biri bebek, biri çocuk, 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu ÖSA Beyoğlu. Ve biz de bu yol hakkında, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Herhangi bir işlem yapmadıkları için, işte insanların güvenliğini sağlayamadıkları için bir avukat arkadaşımız da Yunus Bağış'la beraber, ben Mehmet Akif Akın ve Yunus Bağış'la beraber suç duyurusunda bulunduk. Malumunuz Beşiri yolu olmasından dolayı biz de cezaevine giderken sürekli o yolu kullanıyoruz. Aynı şekilde biz de o yoldan geçerken tedirgin bir şekilde yoldan yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim suç duyurusunda bulunmamızın amacı belli bir gündem yaratmak ve bu süre zarfında bu kadar ölümlerin yaşandığı bu yol hakkında sorumlular hakkında herhangi bir suç duyurusunda da bulunmamıştı daha önce. Biz de suç duyurusunda bulunup gerekli işlemlerin yapılması için talepte bulunduk. Batman Valiliği, Karayolları, İl Özel İdaresi hakkında ve ilgili savcılıkla tespit edecek tüm ilgililer hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Şöyle, çünkü dediğimiz gibi yıllardır burada ölümlü kazalar meydana gelmekte. Biz de bu ölümlü kazalara taksire sebebiyet vermekten dolayı bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Özellikle yol çok işlek bir yol. Sürekli organize sanayi yolu olduğu için de sürekli kalabalık şekilde minibüslerin işçileri taşıdığı bir yol. Yani Allah korusun, bir işçi servisi kaza yaptığında minimum 15-20 kişi hayatını kaybedecektir bu yolda. Sürekli hem Siirt'e giden hem Beşiri'ye giden, organize sanayiye giden yol olduğu için çok işlek, çok kullanışlı ve yol üzerinde de çok sayıda düğün salonu da bulunmakta ayrıca. Ya dediğimiz gibi halkın sağlığını, halkın hayatını hiçe sayan bu iktidar diyelim, insanların yaşam hakkını savunması gerekirken özellikle Kürtçe'ye saldırmakta, dilimizi, kültürümüzü hiçe sayıp sokaklarda, yani caddelerde önce yaya, peşi peya diye yazılan şeylere karşı, dilimize karşı savaş açmakta, yani işi olmayan şeylere bulaşmaktalar. Yapmaları gereken şey bu yollarda insanların sağlığını, hayatı güvenliğini koruması gerekirken yaptıkları şey bu sistemle beraber bizim dilimize saldırmak oluyor. Dediğim gibi yani dilimize, sokaklarda, caddelerde halkın güvenliğini sağlamak için yazılmış olan yazılara karşı yaptığı mücadeleyi bu OSB yolunda ışıklandırmaya, güvenliğe karşı yapsaydı bu kadar insan hayatını kaybetmemiş olacaktı. Zaten bu ülkede biliyorsunuz en ucuz şey insan hayatı.